benim çok sevdiğim bir abim. Ankara'da uzun süre beraber çalıştık. Terörle mücadele sırasında Anadolu'dan Görünüm programında çalışırken ben Anadolu'dan Görünüm'de birkaç kere Güneydoğu'da çeşitli yerlerde bir araya geldik. Baş fotoğrafçıydı. Kimimizin Ergün abisiydi, kimimizin Ergun abisiydi. Ergün ikisi de kabulüydü onun. Çok sevimli bir adamdı. Lakabı, hani bazı insanlar çok sevilir ve onun lakabı da vardır yani. O lakabıyla bilinir. Ergün abi de lakabıyla, söylemeyeceğim lakabını burada, o bize kalsın. TRT'ciler bilir. Lakabıyla anılan insanlardandı. Çok neşeliydi. Birkaç yıl önce kızını kaybetti. Böyle hayatının bir parçası koptu gitti. Ondan sonra Ergün abi çok da hep dışarıdan gülüyordu ama içi kan ağladı. Daha sonra içini yiye yiye kendisini de bitirdi. TRT'nin baş fotoğrafçılarından Ergün Poyraz'ı kaybettik. Ergün Bayrağı kaybettik. Ergün abiyi dün de Ankara'da toprağa verdik efendim. 32 yıl TRT Haber Merkezi'nde birlikte çalıştık. Herkes tarafından sevilen, takdir edilen, güler yüzü hepimizi güldüren, sevince boğan bir insandı. Haberciliğin duayeniydi. Onun terbiyesiyle yetiştik biz de. Hep beraber emekli olduk. O TRT'nin Ergün abiydi. 1973 yılında TRT'de fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Güler yüzü, hoşgörüsü ve hayata karşı duruşuyla örnek bir insandı. Ergün abi çok şakacı bir insandı. Hakikaten özel bir insandı. Çekirdekten yetişen bir TRT personeliydi. Aktif koşuşturmayla geçiyordu onun da yaşamı. Acımız büyük. Darbelere tanık oldu. Birçok siyasi gelişmeyi takip etti. Hem yurt içinde hem de yurt dışında hep haberin içindeydi. Muhabir arkadaşım Murat Hızal, baş fotoğrafçı Ergün Bayrak ve şu anda bizleri görüntüleyen kameraman arkadaşım Nuh Mehmet Yorulmaz'la birlikte. Birçok olayda, birçok gezilerde, birçok haberlerde beraberdik. Çok üzgünüz. Ben protokoldeydim, Ergün haberlerdeydi. Haberlerin bir tanesiydi işte. Üzgünüz. Dayanışma içerisinde yıllarımız geçti. 2011 yılında TRT'den emekli olan Ergün Bayrak, evli ve iki çocuk babasıydı. Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Antalya'da yaşamını yitiren Ergün Bayrak, Ankara'da Cebeci Asi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Evet, böyle bazı insanları gülümseyerek anarsınız. Hep aklınıza geldiğinde gülümsersiniz. Ergün abi de öyle birisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin.